Merhaba. Ben Atilla Kılıç. Levent Kırca'nın Önüm Arkam Sağım Solum Dönek adlı kitabından Kırk Ayak adlı öyküsünü okuyacağım. Kırk Ayak. Turnedeyiz. Fırıldak adlı politik oyunumuzu her gün başka bir şehirde oynuyoruz. Bir anlamda halkın sesi olduğumuz için ayakta alkışlıyor seyirci oyunumuzu. Televizyonda yasaklanınca biz de tekrar 450 tiyatroya sarıldık. Gece Antalya'da oynadık oyunumuzu. Belediye başkanı bizi Antalya'nın ünlü restoranı Yedi Mehmetler'de ağırladı. Gece de otelde iyi bir uyku çektim. Haftada iki gün, perşembe, pazar, köşe yazısı yazıyorum. Şimdi perşembe günkü yazımı yazmak üzere masamdayım. Kağıtlar önümde. Kalemlerimi kalem tıraşla açtım. Ayrıca silgim de var. Yazmak için ilham bekliyorum. Önce bir tuvalete gideyim. Belki ilham beni orada yakalar. Bildiğim kadarıyla Türk'ün aklı orada gelirmiş. Antalya'dan bir gün önce ismini vermek istemediğim bir şehirde seyircinin büyük ilgisine rağmen belediye başkanı oyundaki dokundurmalara dayanamayarak perde arasında kaçtı. Önce Anaplıymış, sonra iktidar partisine geçmiş. Malum bizim oyunumuzun adı da Fırıldak. Aslında afişten uyanmalıydı konuya. Hadi o kaçtı, onu anladık. Ben, ben kaymakamın kaçışına bir anlam veremedim. Sen devletin kaymakamısın. Az sonra da vali olacaksın. Bu korku ne? Hani AKP'nin kaymakamları, valileri var ya. Belki o da onlardan biridir. Ama hem başı örtükler hem de açıklar çok alkışladı oyunu. Halkımız bir başka canım. Kurban olurum ben onlara. Evet, tuvaletteki işim bitti. Sifonu çektim, elimi yıkadım gibi ayrıntılara girmiyorum. Hemen yazımın başına oturmalıyım. Zira iki saat sonra otobüs hareket edecek. Yeniden kalemleri kalem tıraşla döndürüyorum. İlham hala ortalarda yok. Aslında daha kahvaltı da etmedim bir sandviç söylüyorum kendime. İlhamı getirmese de aklımı başıma getirir. Sandviç bir İngiliz'in ismi. Kumarbaz bir adam bu Mr. Sandwich. Kumar masasından başını kaldıramıyor. Bana diyor şöyle ekmeğin arasına salam, kaşar bir şeyler yapıp koyup getirin. Yeter ki ben masadan kalkmayayım. Diğer kumarbazlar da bakıyorlar ki bu bir kolaylık. Bize de Mr. Sandwich'in yediğinden getir diyorlar. İşte sandviç ismini buradan almış. Neyse sandviçimi yedim tekrar oturdum kağıtların başına. Kalemleri tıraşlamıyorum bu kez çünkü tıraşlarına tıraşlarına küçüldüler. Önümdeki kağıtlar hala süt beyazı. Acaba tuvalete bir kere daha mı gitsem? Kapı çalıyor. Oh gene kurtuldum. Oyuncu arkadaşlarımdan birini hıçkırık tutmuş. Bitirir türlü geçmiyormuş. Bana bir çare bul dedi. Ben de senin oynarken üst üste alkış aldığın bir sahne var ya, oyundan o sahneyi çıkarıyorum. O kısım biraz uzuyor dedim. Belli etmiyor ama çok üzüldüğünü hissediyorum. Belediye başkanı diyor, çok güzel bir ziyafet çekti bize. O yedi Mehmetler ne güzel bir restoranmış öyle. Dedim öyledir. Bir sene Son adlı filmimizin Antalya galasındayız. Önce Yedi Mehmetler'de yemek yedik, ardından da filmimizin gösterildiği sinemaya koştuk. Filmden önce konuşma yapmam lazım. Konuşmaya başlamadan önce önümü iliklemeye çalıştım. Bir türlü iliklenmiyor. O sıralar 110 kiloydum. Duruma bir bahane bulmam lazım. Eee seyirciye saygımdan önümü iliklemem de şart. Ne var ki ceket kavuşmuyor. Suçlusu Yedi Mehmetler restoranı dedim. Az önce orada yemekteydik. Ben bu Yedi Mehmet'in altısını yemişim. Birini de bıraktım ki müessese devam etsin. Şimdi oranın adı Mehmet'in yeri oldu. İnsanlar bir hayli güldüler. Arkadaşım, yahu hıçkırığım geçti dedi. Seninle konuşmak bana iyi geldi. Oyundan en çok alkış aldığın bölümü çıkaracağım dedim ya. Korkudan geçti hıçkırığın. Kapıda ayaküstü sohbet ediyoruz. Yazı yazacağım bir türlü başlayamadım diye dert yanıyorum. Sana hıçkırık üzerine bir fıkra anlatayım ondan sonra beni rahat bırak dedim. İkinci Dünya Savaşı. Sürekli bombalanan bir şehir, yıkılan binalar. Her taraf toz duman. Bombalar düşmeden önce adeta ıslık çalıyor. İki genç sığınakta. Gençlerden birini hıçkırık tutmuş. Yanındakine "Hadi korkut beni de hıçkırığım geçsin." diyor. Fıkrayı beğenmedi anlaşılan ya da anlamadı. Konuşmaya devam ediyor. Belediye başkanının önümüzdeki seçimler için yorumu umutlandırdı beni. Eğer diyor seçimlerdeki oy kaçaklarını önleyebilirsek bunlar yerlerinde duramaz. Bazı bölgelerde muhtarla bir partili alıyor seçim pusulalarını ellerine iktidar partisi lehine dolduruyorlar. Araya 3-5 tane de öteki partileri çiziktiriyorlar ki kimse uyanmasın. Ölüler bile oy kullanıyor. Bazen de bütün bir apartman yok sayılıyor. Bu duruma karşı bir tedbir almak lazım ama nasıl? Arkadaşımı savuşturduktan sonra geçiyorum otel odasındaki çalışma masamın başına. Kağıtlar bana bakıyor, ben kağıtlara. Biz insanlar kağıt kadar saf ve temiz bir doğayı kirletmeyi nasıl da başarıyoruz? Daha bir satır bile yazmadan telefonum çalıyor. Oh diyorum içimden. Telefonla konuşayım ondan sonra yazarım. Çünkü hissediyorum ilham yakınlarda bir yerde. Geldi gelecek. Arayan Aslı isminde bir arkadaşım. Herkes yine oyununuz fırıldaktan övgüyle söz ediyor. Ben provalarda bayağı korkmuştum. Oyunun seyirciye geçmesi mutlu etti beni, diyor. Aslı, baksana bir şey anlatacağım. Nazi Almanyası'nda bir mizah ustası sahnede şovunu yapıyor. Naziler de ön sırada komedyeni izliyorlar. Komik anlatıyor. Taş taş üstünde kalmamış, insanların üstleri başları yırtık. Perişan halde sürükleyerek ölülerini taşımaya çalışıyorlar. Çocukların ayakları çıplak, başları bitli. Bir dilim ekmek için her şeyi yapabilecek durumdalar. Tam o esnada tozun dumanın arasından göz kamaştırarak bir Rolls Royce otomobil süzülerek geliyor. Eğilip otomobilin içine bakıyoruz. Deri koltuklara Nazi subayları kurulmuş. Naziler bu hikayeye çok bozuluyor. Kulise girip komedyeni derdest ediyorlar. Komedyen tamam diyor tövbe düzelteceğim yeter ki canımı başlayın. Ertesi gece yine aynı şov. Nazi subayları önde yerlerini almışlar. Şov ben aynı hikayeyi anlatıyor. İnsanlar aç perişan, bir dilim ekmek can pahasına, uzaktan gelen bir otomobil gözlerimizi kamaştırıyor, markası Rolls Royce. Naziler pür dikkat ağzına bakıyorlar sanatçının ne diyecek diye. Sanatçı devam ediyor. Eğilip Rolls Royce'un içine bakıyoruz. Hayret, Nazi subayları yok. Salonda seyredenler de memnun, Naziler de. Telefondaki Aslı'ya, biz mizahçılar söylenilmesi gerekenleri nasıl söyleyeceğimizi iyi biliriz diyorum. Karşılıklı kapatıyoruz telefonları. Ulan ne ilhammış, hala ortalarda yok. Son bir kez daha gideyim tuvalete. Tuvalete oturuyorum. Hemen yanı başımda beyaz bir küvet uzanıyor. Birden dikkatimi çekti. İçinde bir kırk ayak var. Ödüm patlar haşereden. Kırk ayak küvetin dik duvarlarına tırmanarak özgürlüğüne kavuşmak istiyor. Çıkardım ayağımdan ayakkabımın tekini bekliyorum. Çıkmayı bir başarsa ezeceğim başını. Ne var ki? Tırmanıyor, tırmanıyor. Sonra tutmuyor ayakları. Tekrar küvetin içine yuvarlanıyor. Yine de ayakkabıyla bekliyorum. Ne zaman sonra mahluk küvetin daha yatık olan bir duvarını keşfediyor. Başlıyor tırmanmaya. Tam özgürlüğüne kavuşmayı başardı ki yedi kafasına ayakkabıyı ve ruhunu teslim etti. Oda kapısı çalıyor. Oğlum otobüsün hareket etmek üzere olduğunu söylüyor. Ben de ona iletiştiremediğim yazıyı başlarının çaresine baksınlar diyorum. Sebep soracak olurlarsa ilham gelmemiş dersin. 3 Mayıs 2011 Antalya okuyan Atilla Bey X YouTube